Girdiğim ilk doğumu hoş bir ana olarak hatırlıyorum. Bebek sağlıkla doğmuş, göbek bağı kesilmiş, ben de eldiven ve önlüğümü çıkarıyordum. O anda biri, bir dakika nereye gidiyorsun, daha plazentayı doğurtacağız diye bağırdı. Evet ya, haklıydılar. Bebek doğduktan 5 ila 15 dakika içinde plasentanın doğumu da gerçekleşir. Plasenta doğumunun 30 dakikayı geçmemesi gerekir. Çünkü eğer geçiyorsa bir şeyler yolunda olmayabilir. Elinizde göbek bağının bir ucunu çok nazik bir şekilde tutarak beklerken plasentanın rahim duvarından ayrılması ile ilgili dört önemli işaret için gözünüzü açık tutarsınız. Hemen size bu işaretlerden söz edeyim. Birincisi göbek bağı uzamaya başlar. Son derece mantıklı, değil mi? Göbek bağının diğer ucu plasentaya bağlıdır ve eğer plasenta rahim duvarından ayrılıyorsa da göbek bağının elinizde olan kısmı artar. Öyle değil mi? Evet, göbek bağının uzaması birinci işaret. İkincisi, kan gelmesidir. Plasenta rahim duvarından ayrılırken bir kan akıntısı oluşturur. Bunun sebebi de plasentanın bağlı olduğu endometriumdan ayrılırken buradaki kan damarlarını koparmasıdır. Tüm bunlar bir anda olur. Bebek doğar, bir kas olan rahim küçülmeye başlar ama kas olmayan plasenta bu küçülmeye ayak uyduramaz. Ve rahim küçülmeye devam ettikçe de plasentanın kan damarları yırtılır. Kanamanın sebebi de budur zaten. Üçüncü ve dördüncü işaretleri anlamak için öncelikle rahim ve plasenta hakkındaki son derece hayret verici bir durumu anlamanız lazım. Bu, rahimdeki kas liflerinin diziliş şeklidir. Rahimdeki kas lifleri kan damarları etrafında ekranda gördüğünüz şekilde uzanır. Evet, rahmin kas lifleri bu şekilde çaprazlamasına dizilidir. Ve rahim kasıldığında yırtılmış olan kan damarları bu diziliş sayesinde sıkışır ve kanama durur. Bu arada eğer olay anlattığım şekilde gerçekleşmeseydi, anneler plasenta ayrıldığında büyük ihtimalle iç kanamadan ölürlerdi. Ama rahmin kasılması kan damarlarını da büzüştürdüğü için kanama durur. Üçüncü ve dördüncü işaret de rahmin kasılması ile ilgili. Geldik üçüncüye. Üçüncü işaret rahmin sıkı sıkı ve bir küre biçiminde hissedilmesidir. Evet, rahmin sıkılaştığını ve şeklinin de bir küre gibi olduğunu hissedersiniz. Şimdi de listemize son olarak rahmin ön abdomen duvarında hissedilmesini ekleyelim. Dördüncü işaret yani. Rahim kasılarak karnın ön kısmında hissedilir. Bu işaretler hakkında bu kadar detay vermemin sebebi bunların gerçekleşmesini beklememizdir. İşaretler gerçekleşmeye başladığında da plasentanın doğacağını anlar ve çıkmasına yardım etmeye çalışırız. Uzmanlar zaman zaman daha plasenta ayrılmaya başlamadan göbek bağını gereğinden fazla çekerler ve bunun sonucunda da rahim ters dönerek vajinadan çıkabilir. Aynen bu şekilde. Evet, göbek bağı gereğinden fazla çekilirse rahim bu şekilde ters dönebilir. Bunu engellemek için gereken de göbek bağını az önce bahsettiğim işaretlerin birinin değil hepsinin gerçekleşmesini bekleyerek çekmektir. Uterus yani rahim dönmesi gerçekleşirse de ilk olarak rahim yerine yerleştirilmeye çalışılmalıdır. E, bu arada rahim kasılı olduğu için bunu yapmanın son derece zor bir iş olduğunu ekleyeyim. Evet rahim kasılı olduğu için bu doktorlar için oldukça zor bir durumdur. Bu durumlarda rahmi gevşeten ilaçlara başvurulabilir. Bu ilaçlar rahmi gevşeteceği için müdahale etmek kolaylaşacaktır. Rahim gevşediğinde de yeniden normal yerine yerleştirilebilir. Yerleştirildikten sonra rahmin kasılmasına yardımcı olan uterotonik ilaçlar verilir. Uterotonikteki uterorahim tonikte kasılma anlamına gelir. Uterotonik ilaçlar rahmin yeniden kasılmasını sağlayarak kan damarlarının büzüşmesine yani kanamanın durmasına yardımcı olur ve rahmin yeniden dönmesini engeller. Bunlara ek olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. Rahim dönmesi sırasında çok fazla miktarda kanama olabilir. Onun için de anneye kan takviyesi yapılması gerekebilir. Videoyu bitirmeden bir kadını rahim dönmesi riskiyle karşı karşıya bırakacak durumlardan da söz etmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi göbek bağının gereğinden fazla çekilmesi bu durumlardan biridir. Plasenta'nın rahim duvarına çok sıkı bir şekilde bağlı olması da başka bir sebep. Tahmin edebileceğiniz gibi, eğer plasenta rahim duvarına çok sıkı bir şekilde tutunuyorsa, sağlık görevlileri göbek bağına biraz fazla yüklenebilirler. Ha, bu arada plasentanın rahim duvarına sıkı sıkıya tutunduğu duruma plasenta akreata deniyor. Rahmin gevşek olması dönmesini kolaylaştıracağından rahim gevşetici ilaçlarında bu riski artırdığını ekleyelim. Evet, size bu videoda uterus yani rahim dönmesinden söz ettim. Bu durum göbek bağı her ne kadar bir ipe benzese de bize sabırlı olmayı ve plasentanın ayrılmasını beklememiz gerektiğini hatırlatan bir durum.